Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin konusu solunum sistemi. Canlılarda solunum sistemine baktığımızda 4 farklı solunum çeşidi görmekteyiz. Bunlar sırasıyla deri solunumu, solungaç solunumu, trakea solunumu ve akciğer solunumudur. Hücresel solunum için gerekli olan oksijenin alınıp solunum sonucu oluşan karbondioksitin dışarıya atılması soluk alıp verme olayıyla ilişkilendirilir. Dış ortamdan alınan solunum gazlarının akciğer kılcallarında değişimine dış solunum adı verilir. Şimdi burada gördüğünüz arkadaşlar bir alveolün yapısı. Akciğer atar damarıyla gelen karbondioksit yönüyle zengin kan arkadaşlar alveol boşluğuna, alveol boşluğunda bulunan oksijen ise arkadaşlar akciğer kılcallarına geçmektedir. Ve akciğer toplar damarında ise oksijen yönüyle zengin kan tekrar kalbe geri dönmektedir. Doku kılcallarıyla doku sıvısı arasındaki solunum ise iç solunum olarak adlandırılmaktadır. Aslında burada genel olarak kastettiğimiz olay şudur arkadaşlar. Akciğer dışında kalan bütün dokularımızdaki gaz alışverişi iç solunuma örnektir. İç solunumda atar damarla gelmiş olan arkadaşlar atar damar ile gelmiş olan o iki yönüyle zengin kan doku kılcallarında hücreler arası boşluğa geçmekte. Hücrelerin metabolizma sonucu oluşturduğu karbondioksit ise toplar damar ucundan tekrar akciğer doku kılcallarına dönmektedir. Bu solunuma ise iç solunum adı verilmektedir. Hayvanlarda 4 çeşit solunum organı görülüyordu. Deri solunumu, solungaç solunumu, trake, kitapsı, akciğer ve akciğer solunumu. Hayvanlarda solunum organlarının genel özelliklerine baktığımız zaman arkadaşlar birincisi solunum yüzeyi daima nemlidir. Yani solunum yüzeyi canlının ihtiyacını karşılayacak şekilde genişlemiştir. Yani unutmamamız gereken bir diğer bilgi solunum yüzeyi tek katlı yassı epitelden oluşur. Ve bir diğeri ise gaz alışverişi daima arkadaşlar difüzyonla gerçekleşir. O zaman solunum çeşidi olan deri solunumu, solungaç solunumu, trake ve akciğer solunumlarının ortak özellikleri nelerdir arkadaşlar? Solunum yüzeyinin nemli olması, canlının ihtiyacını karşılayacak şekilde genişlemiş olması, solunum yüzeyinin tek katlı yassı epitelden oluşması ve gaz alışverişinin difüzyonla gerçekleşmesi. Dönem başındaki konularımızı hatırlayın arkadaşlar. Difüzyon dediğimiz olay bir maddenin çok olduğu yerden az olduğu yere doğru hareketiydi. Ve gazlar arkadaşlar hücre zarında bulunan fosfolipid tabakasından arkadaşlar geçiş yaparlar. Ve fosfolipid tabakasından gazlar çok oldukları yerden az oldukları yere doğru hareket ederler. Yani karbondioksit arkadaşlar ya da oksijenin geçişleri sırasında fosfolipid tabakası görev alır. İşte bu noktada gazlar hareket ederken hücrede enerji gereksinimi görünmez. İnsanda solunum sistemine baktığımızda
İnsanda arkadaşlar akciğer dediğimiz yapı vardır. Akciğerler vücudumuzun içine doğru genişlemiştir. Bu sayede su kaybı en aza indirgenmiş olmuştur. İnsanda akciğer sağ ve sol olmak üzere iki tanedir. Sağ akciğerimiz 3 lobdan, sol akciğerimiz ise 2 lobdan oluşur. Akciğerlerin dışında pleura adı verilen çift katlı bir zar tabakası bulunur. Pleura zarı ve sıvısı soluk alışverişi sırasında sürtünmeden doğacak zararları önleyecek şekilde akciğeri ve vücudu korumaktadır. İnsanda solunum sistemi çeşitleri görevleri yapmak üzere özelleşmiş yapılardan oluşuyor. Solunum ile ilgili yapılara baktığımızda solunum arkadaşlar insanda burun ve ağızdan başlar. Ardından yutak dediğimiz bölge, sonra gırtlak dediğimiz kısma geçiyor. Ardından soluk borusu ve akciğerlere doğru genişliyor. Az önce de konuşmuştuk arkadaşlar. İnsan akciğerleri iki taneydi. Sağda ve solda olmak üzere. Sağ akciğerimiz arkadaşlar 3 lobdan oluşuyor. Sol akciğerimiz ise arkadaşlar 2 lobdan oluşuyor. Sol akciğerin 2 lobdan oluşmasının nedeni şu gördüğünüz bölgede kalp girintisi dediğimiz bir kısmın var olmasıdır. Yani kalbimiz arkadaşlar sol akciğerimize yakınlarında konumlanmıştır. Az önce de konuştuk arkadaşlar. Solunum sistemi burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, bronş ve akciğerler olmak üzere bir sisteme sahipti. Burun, yutak ve gırtlak üst solunum yolu organları olarak ifade edilmektedir. İleride göreceğimiz gibi de burada da konuşabiliriz üzerine. Yutak dediğimiz yapı arkadaşlar soluk borusu ve yemek borusunun birlikte açıldığı bölgeydi. Yani şu gördüğünüz kısım. Bu bölgenin iltihaplanması arkadaşlar faranjit olarak karşımıza çıkıyor. Gırtlak dediğimiz yer ise Adem elması olarak ifade ettiğimiz bölümü ifade ediyor. Ses tellerimiz burada bulunuyor. Şu bölgede meydana gelecek bir inflamasyon ise arkadaşlar larenjit olarak ifade ediliyor. Ardından soluk borumuz var. Soluk borumuz daha bronşlara, daha ince olan bronşçuklara ve alveol dediğimiz yapılarla sonlanan bir solunum sistemine sahibiz. Evet, burun dediğimiz yapı üzerine sohbet edersek, burun koku alma ve solunum organımızdır. Burun kıkırdak ve kemik dokudan yapılmıştır. Burun boşluğu iki delikle dışarıya açılırken arka taraftan yutağa bağlıdır. İçerisinde çok sayıda kıl, mukus salgılayan goblet hücreleri içerir. Aynı zamanda burunun epitel dokusunun altında geniş bir kılcal damar ağı görülmektedir. Bu kılcal damar ağı ise arkadaşlar giren havanın ısıtılmasını sağlar. O zaman burunda ilerleyen hava ısıtılır, temizlenir ve nemlendirilir. Yutak, diğer adıyla farynx dediğimiz bölüm. Ağız ve burun boşluklarının birleştiği bölgedir. Solunum hem de sindirim sistemiyle bağlantılıdır. Yutakta mikropların iltihaplanmaya neden olması durumunda faranjit hastalığı ortaya çıkar. Eskiden öğretmen hastalığı olarak da geçen bir rahatsızlıktı. Gırtlak dediğimiz kısım ise larynx diye ifade edilir. Soluk borusunun başlangıç bölgesidir. Az önce de konuştuk. Bu bölgeye ne demiştik arkadaşlar? Adem elması ismini vermiştik. Erkeklerde daha belirgin olarak görülen bu yapı arkadaşlar bayanlarda biraz daha gizlenmiş durumdadır. Ama her birey elini boğazından aşağıya doğru bastırıp indirirse arkadaşlar bir çıkıntıyla karşılaşacaktır. İşte bu çıkıntının olduğu yer gırtlak olarak ifade edilir. Bu yapı arkadaşlar kıkırdaktan yapılmıştır. Ses telleri gırtlakta bulunur. Gırtlak bölgesinin iltihaplanması ile larenjit hastalığı ortaya çıkar. Zaten faranjitle en büyük farkı ise arkadaşlar larenjitte ses kısıklığının ortaya çıkmasıdır.
soluk borusu ya da trakya. Arkadaşlar şurada gırtlağın yapısını görmektesiniz zaten bu sırada. Adem elması dediğimiz kısım burası. Soluk borusu dediğimiz kısım arkadaşlar şu bölge. Buradan bir kesit alıp mikroskop altında incelediğimizde şu gördüğünüz kısımda arkadaşlar şöyle boyayayım. Şurası C şeklinde bir hiyalin kıkırdak doku. Bu kıkırdak doku soluk borusunun daima açık kalmasını sağlıyor. Kıkırdak dokunun arkadaşlar belli bir bölgeden sonra etrafını kalan kısmını düz kastan oluşmuş bir yapı kaplar. Düz kasın bulunduğu yerin hemen şu arka tarafında arkadaşlar yemek borusu bulunur. Yemek borusunun peristaltik hareketi sırasında arkadaşlar soluk borusunun içine doğru hareketini şuradaki düz kas tabakasına yapmıştır, kolaylaştırmıştır. Soluk borusu kıkırdak doku sayesinde daima açıktır. Soluk borusunun iç tarafında yoğun bir sirli silindirik epitel bulunur arkadaşlar. Yani şu üç yüzey sirli silindirik epitel ve goblet hücreleriyle kaplıdır. Sirli silindirik epitel hücreleri mukusun tek yönlü olarak süpürülmesini sağlar. Ve burundan ya da ağızdan aldığımız havanın içerisinde bulunan toz partiküllerinin tutulmasını sağlar. O zaman soluk borusuna tekrar baktığımızda kıkırdak yapılıdır. Az önce de ifade ettiğimiz gibi hiyalin kıkırdaktan oluşur. Yüzeyinde siller bulunur. Bu siller ve mukusun görevi neydi? Solunumla gelen havanın içerisinde kalmış olan toz partiküllerinin tekrar tutulacağı yüzeyler oluşturur. Trakenin dallanmasıyla şu gördüğünüz iki yapı oluşur. Bunların her birine bronş adı verilir. Ya da geçmişteki adıyla branşlar. Alan demektir. Branşlar arkadaşlar ya da bronşlar akciğere girdikten sonra çok sayıda kola ayrılarak daha küçük yapılar oluşturan bronşçukları oluşturur. Yani şu yapının devamında gördüğümüz şu yapılar ise bronşçuk adını almaktadır. Bronşçuklar da alveol dediğimiz bir üzüm salkımına bağlanmış gibi görünen yapılarla sonlanır. Alveoller arkadaşlar yaklaşık 300 milyon tane alveol bulunduğundan söz edilmektedir. Atar damarla gelen karbondioksit yönüyle zengin arkadaşlar kan alveol kılcallarından geçtiği zaman karbondioksit alveol boşluğuna bırakılır. Alveol boşluğunda bulunan oksijen ise kılcal damarlarımıza geçer. Ve akciğer toplar damarlarımız ile kalbimize temiz kan yollar. İstisnai tek durumda atar damarları hatırlayın arkadaşlar. Kalpten kanı uzaklaştıran damarlarımızdı. Oksijence zengin kan taşıyorlardı. İstisnai tek durumumuz kimdi? Akciğer atar damarı. Atar damar olup karbondioksit yönüyle zengin kan taşıyan tek damardı. Toplar damarlar kanı kalbe getiren damarlarımızdı. Karbondioksit yönüyle zengin kan taşıyordu. Ama istisnai durumumuz yine neresiydi? Akciğer toplar damarıydı. Akciğer toplar damarlarımız oksijen yönüyle zengin kan taşır. Alveol dediğimiz yapı gaz değişiminin yapıldığı yüzeydir. Etrafı kılcal damarlarla ne yapmıştır? Çevrilmiştir. Soluk alıp vermenin denetlenmesine baktığımız zaman soluk alıp verme olayının hızı omurilik soğanındaki ve beyindeki solunum merkezi tarafından düzenlenir. Arkadaşlar bir insanın göğüs kafesine baktığınız zaman şurada çizgili kas yapısında olan bir diyafram görürsünüz. Diyafram çizgili kas yapısında olduğu için bir süre soluk alıp vermeyi durdurabilirsiniz. Ama bir süre sonra kanınızdaki karbondioksit miktarı artar. Kanın pH'i düşer. Kanın pH'inin düşmesi omurilik soğanını ve ponsu devreye sokar ve siz yeniden soluk alıp vermeye başlarsınız. Yetişkin bir insan bir dakikada yaklaşık olarak 12 ya da 18 kez soluk alıp verir. Omurilik soğanı çevresinde bulunan beyin omurilik sıvısının pH değerine göre solunum hızını denetler. Az önce de konuştuğumuz gibi kanın pH'i düşerse
omurilik soğanı uyarılır ve soluk alıp vermenin hızı ve derinliği artar. İki şeyi çok iyi bilmenizi istiyoruz bu sırada. Birincisi soluk alma, diğeri ise soluk verme olayı. Soluk alma sırasında diyafram kasımız kasılır ve arkadaşlar düzleşir. Kaburgalar arası kaslarımız kasılır. Arkadaşlar sırt ve boyun bölgesindeki kaslar kasılarak göğüs kafesimizin yukarıya doğru kalkmasını sağlar. Bu sırada karın bölgesinin arkadaşlar hacmi azalır. Yine karın bölgesinde arkadaşlar basınç artar. Ama göğüs bölgesine baktığımızda ise göğüs kafesimiz ne olur? Genişler. Göğüs boşluğunun hacmi artar. Bir süre sonra akciğer iç basıncı azalır. Dış basınç iç basınçtan yüksek olduğu için arkadaşlar akciğerleriniz gazla dolar. Gazlar basıncın yüksek olduğu yerden düşük olduğu yöne doğru hareket eder. Soluk verme olayına baktığımız zaman ise bakın diyafram kası gevşeyerek kubbe şeklini almıştır. O zaman soluk vermede diyafram gevşer. Hangi şekli alıyordu? Kubbe şeklini alır arkadaşlar. Kaburgalar arası kaslar gevşer. Arası kaslar gevşer. Karın bölgesinde hacim arkadaşlar artar. Yine karın bölgesinde basınç arkadaşlar azalır. Bu sırada göğüs bölgesinde hacim azalır. Göğüs bölgesinde basınç artar. İç basınç dış basınçtan yüksek olduğu için soluk verme gerçekleşir. Çok iyi bilmemiz gereken iki mekanizma arkadaşlar. Birincisi soluk alma, diğeri ise soluk verme. Soluk verme sırasında az önce konuştuğumuz gibi diyafram kası arkadaşlar gevşeyerek kubbe şeklini alır. Kaburgalar arası kaslarımız gevşer. Karın bölgesinde hacim artar, basınç azalır. Göğüs bölgesinde ise hacim azalır, basınç artar. Ve bu sayede soluk verme olayımız gerçekleşmiş olur.